Herkese merhaba arkadaşlar, ben Yusuf. Bir haftalık bir aradın ardından sizlerleyim. Aslında dün bir tane Physics Lab projesi yüklediğim için tam bir hafta değil. O videoyu da izlerseniz zaten Bilkent'te neler yaptığımıza dair ufacık bir de olsa biraz da fikir edinmiş olursunuz. Şimdi bu videonun konusu ne? Başlıkta da yüksek baskı yazdım ve gördüğünüz gibi belki de başlığı merak edip tıkladığınız ilk kez beni izliyorsunuz. Bu videoda Bilkent Matematik öğrencisi olarak birinci yıl, birinci dönem aldığım dersleri burada sıraladım. Bu dersler hakkında konuşacağım. Yeni başlayacak Bilkent öğrencilerine, mühendislik öğrencileri için özellikle kalkülüs ve fizik derslerinde hoca tavsiyelerinde bulunacağım. Türkçe için yine aynı şekilde, İngilizce için yine aynı şekilde. Soyut matematik için maalesef hoca tavsiyesinde bulunamıyorum zaten. Her sene farklı bir tane hoca veriyor. Hani şansınıza kim denk gelirse. O yüzden birazcık Bilkent'e yeni başlayacak öğrenciler için hoca tavsiyesi, hoca seçiminde kimi seçmeliyiz tarzında benim şahsi düşüncelerim ve fikirlerim çerçevesinde size yardımcı olmaya çalışacağım. Derslerde neler işlendiğinden, neler yaptığımızdan bahsedeceğim. Ufak örnekler vermeye çalışacağım derslerde yaptıklarımıza. Ve genel olarak Bilkent hakkında konuşacağım. Şimdi ilk önce Bilkent'te birinci dönemim genel olarak değerlendirsek. Ya Bilkent, ya önceki videolarında değindiğim gibi çok yoğun ve çok ağır bir üniversite. Hani bu her bölüm için aynı. Hani işte atıyorum işte ya hocam işte sen matematik okuyorsun, matematik bölümü öyledir. Atıyorum işte daha kolay bir bölüm işte. Mesela eşit ağırlık bölümleri genelde sayısal bölümlerinden daha kolay denildiği için atıyorum işte hani felsefe bölümü mesela senin bölümünden daha kolaydır hocam. Şimdi neye göre, kime göre kolay? Ve hani Bilkent Üniversitesi'nde hiçbir bölüm kolay değil arkadaşlar. Hani Bilkent'e gelecekseniz, Bilkent'e gelmeyi düşünüyorsanız veya geleceğiniz, hani tercihinizi yaptı ve geleceksiniz artık. Ya hazırlıklı olun, Bilkent Üniversitesi gerçekten çok zor bir üniversite. Hani İngilizce sınıfında, şimdi bu derslerin kalkülüsü, fiziği ve soyut matematiği genelde fizikçiler ve fizikçiler, matematikçiler, işte moleküler biyoloji ve genetik okuyanlar, kimyacılarla beraber alıyoruz. Hemen hemen aynı kitle. Ama İngilizce'de başka bölümlerden insanlarla denk geliyoruz. İşte mesela benim İngilizce sınıfım mimarlık öğrencisi sağlıklı. Yani o yüzden mimarlık bölümünü de çok duydum yani hikayelerini. Şimdi atıyorum mesela mimarlık bölümü evet soyut matematik almıyor ki buradaki sıralama benim için en kolay dersler zor derse doğru. Yani en zor ders bu. Şimdi tamam mimarlık öğrencisi soyut matematik almıyor. Tamam soyut matematik inanılmaz zor ama onların da bir proje yapması gerekiyor. Jürileri var, tasarım yapmaları gerekiyor, onu yapmaları gerekiyor, bunu yapmaları gerekiyor. Yani bir şeyler tasarlamayı seven birisi için iyi güzel hoş da yani mesela benim için çok zor, ben o kadar yaratıcı bir insan değilim, tasarım o kadar yapamam. Ya veya işte felsefe bölümünden bir arkadaşla konuştuğumda İngilizce sınıfında işte sınavlarda veya derslerde ne yapıyorsunuz derdim. Mesela ödev olarak işte atıyorum 1200 1200 ile 1800 kelime arasında bir yazı yazmaları isteniyormuş ve bu yazı atıyorum bir felsefecinin görüşünü destekler ya da çürütecek nitelikte. Şimdi burada felsefecinin görüşünü de anlamak gerekiyor, düşüncesini de anlamak gerekiyor. Sonra onu yorumlamak gerekiyor, onun hakkında yazı yazmak gerekiyor. Yani zor. Bilkent Üniversitesi'nde her bölüm arkadaşlar kendine göre zor. Ama üniversite yaşamı gerçekten güzel. Hani üniversitenin ortamı olanakları, yurtta kalacaksanız mükemmel bir kütüphane var. Gidip orada çok rahat, çok güzel bir ders çalışabilirsiniz. Yemekhane evet devlet üniversitelerine kıyasla birazcık daha pahalı ama yemek yeri güzel. Olanakları laboratuvarımız olsun zaten değineceğim. Derslerin işlenişi olsun hani sınıflar olsun. Olanaklar olarak da gayet iyi. Şimdi hadi bakalım Bilkent Üniversitesi'ni bir de ders Bilkent Üniversitesi'ndeki birinci dönem birinci derslerim matematik bölümü için. Bir de benden dinleyin bakalım. Şimdi ayağa da kalkacağım sık sık. Şimdi ilk önce Türkçe ile başlayalım. Elimde notlarım var. Yine işlerden aldığım defterle. Şimdi Türkçe dersinde biz ne yapıyoruz? Biz Türkçe dersinde 4 tane ödevimiz var. Sonrasında finale gireceğiz. Eğer ilk 4 ödevden yeterli puan alırsak. Ki ilk 4 ödevden yeterli puan alınır. Öyle diyeyim. Çünkü ilk 4 ödev bizden beklentileri bize 4 tane blok yazısı yazmamız isteniyor. 500 kelimelik 4 tane blok yazısı. Yani minimum 500, maksimum 800 galiba. Bu kelime dağarcığı aralığında bir blok yazısı yazmamız istemiyor. Hani akademik yazı değil. Hani o yüzden daha kolay. Şimdi
Blog yazısı daha çok düşünce, fikir, hani kişisel bir yazı. Akademik yazıysa tamamen akademik, hani kendi düşünceni katmaman gereken bir yazı. Ve akademik yazı yazmak çok zor bence. Ya çünkü ben ister istemez kendi düşüncemi katmak istiyorum yazdığım yazıya. Ve hani yapmamam gerekiyor ve bu benim çok zor oluyor. Ama Türkçe'de böyle değil. Blog yazdığımız için de kendi fikirlerimizi, kendi düşüncelerimizi ortaya atabiliyoruz. O yüzden Türkçe notum çok yüksek geliyor. Çünkü blogla, hani blog yazısı yazmayı da seven bir insanım. O yüzden Türkçe notlarım iyi geliyor. Şimdi Türkçe'de peki, hocam bu blogları neye göre yazıyoruz? Bu blogları 4 blog yazısı yazıyoruz demiştim. Bunların ikisi kitaplar hakkında, iki tanesi de serbest kategori. Şimdi kitaplar hakkında da, kitaplarda şöyle önemli bir detay var. Kitapların son 2 yıl içinde basılmış olması gerekiyor. Hani atıyorum gidip işte ben 1984 hakkında blog yazısı yazacağım diyemezsin. Niye? Çünkü son 2 yıl içinde basılmış. Hani daha eski bir kitap. Son 2 yıl içinde çıkması gerekiyor. Şimdi serbest kategoride ne var? Serbest kategoride hangi yıl çıktı veya hangi yıl gittiğin önemli olmayan... Yok, hangi yıl gittiğin önemli galiba. Evet, gittiğin önemli. Ama hani şöyle diyeyim. Bir sinema, bir film, bir opera, bir müzikale gidip o hakkında blog yazısı yazabiliyoruz. Atıyorum işte bir müzikale gittin ve müzikal hakkında blog yazısı yazabiliyorsun. Ama istersen bu serbest kategoride de kitap seçip 4 tane kitaplar, 4 farklı kitap hakkında 4 tane blog yazısı yazabilirsin. Ki ben bu şekilde yaptım. Çünkü şimdi hani müzikale gitmeyi, operaya gitmeyi, tiyatroya gitmeyi, sinemaya gitmeyi ben de severim. Ama çok bunlara ayıracak vaktim olmadığı için artık kitap okumayı, bu saydığım diğer etkinlikler oranında bir tık daha fazla sevdiğim için ben kitap okumayı tercih ettim. Burada da okuduğum kitaplar ilk blogumda Doğan Cüceloğlu'nun Var Mısın kitabını okudum. Ki kesinlikle öneriyorum. Hani hayatınızın bir yerinde, hatta bu videoyu hemen izledikten sonra imkanınız varsa bu kitabı alın, okuyun ve hayatınızın temel taşlarından biri yapın. Hani benim hayatımı en çok etkileyen kitap Tolstoy'un İnsan Neyle Yaşar kitabıydı. Ama bu ondan sonra hani hayatımı çok derinden etkileyen bir kitapla karşılaşmamıştım. Hani sevdiğim kitaplar vardı işte Cesur Yeni Dünya gibi. Ama bu Doğan Cüceloğlu'nun Var Mısın kitabı gerçekten hayatımı çok etkiledi. Ve hani birçok düşünce, birçok konu hakkındaki düşüncelerim ve fikirlerim değişmeye başladı. Daha farklı bakış açıları kazandım. Hayata daha farklı bakabiliyorum ve birçok şey öğrendim. Hani o yüzden imkanınız varsa arkadaşlar, bu videoyu izler izlemez hemen Doğan Cüceloğlu Var Mısın kitabını söyleyin ve direkt okuyun. İnanılmaz güzel bir kitap. Hayatınıza inanılmaz pozitif bir etki edecek. Bu Türkçe dersi aslında benim için bir de bu açıdan önemli. Bana böyle güzel bir kitap okuma şansı verdi. Hani biliyordum Doğan Cüceloğlu'nun kitaplarını ama hani okuyamıyordum. Nasıl diyeyim, hani okuyacak şey bulamıyordum, aralık bulamıyordum. Çünkü çok fazla kitap var. Çok fazla okumak istediğim kitap var. Hani onun kitaplarını bir yerlere sıkıştırmaya çalışıyordum ama yetmiyordu. O yüzden bu etkinlikte çıktığında kitap listesini inceleyken bir baktım, aha Doğan Cüceloğlu Var Mısın dedim, hemen bunu okuyayım ilk olarak. Ondan sonra Leonardo da Vinci ve Çocukluğundan Bir Anı kitabını okudum. Sigmund Freud'un Sigmund Freud'un notlarından yazılmış bir kitap olması lazım. Bu da eğer psikolojiyle ilgileniyorsanız, psikanalizle ilgileniyorsanız konuşamadım. Freud'u seviyorsanız bu kitabı da okuyup psikanaliz hakkında yine Freud yapacağını yapmış bu kitapta. Yine rüyalar üzerinden gitmiş ki rüyaların yorumu kitapları vardır 2 tane. Ki onlar da çok güzel kitaplardı, okumanızı öneririm. Bu kitapta da Leonardo da Vinci hakkında, da Vinci'nin anılarında, rüyalarında gördüğü, not aldığı şeyler hakkında da Vinci'nin kişilik analizini yapıyor. Yani şimdi bu kitabı ben niye tercih ettim? Şimdi Leonardo da Vinci biliyorsunuz çok büyük bir deha. Ve ben böyle büyük dehaların hayatlarını okumayı merak eden, araştıran bir insanım. O yüzden dedim ki böyle bir fırsat varken bir de da Vinci'nin hayatını okuyayım. Ondan sonra Uyku Övgü kitabını okudum. Uykuyla ilgili, uykuya dalmak da hani kolay uyuyamıyorum ve kolay uyanamıyorum. Uykuyu sevmiyorum, hani uykuyu sev, hani o da geçen vakti sevmiyorum ama uyumayı seviyorum. Yani uyku kalitemi arttırmak için hani uykuyla ilgili bir kitap okumam gerekiyordu. Bir baktım Uyku Övgü diye bir kitap var. İnternetten araştırdığım zaman kitabın da gayet hani uyumak üzerine çok güzel düşünceleri ve tavsiyeleri olduğunu gördüğüm zaman dedim ki hadi bir de bu kitabı okuyalım, uyku kalitemiz artsın. En sonunda Fibonacci'nin izinden diye. Biliyorsanız Fibonacci sadece bizde hani milli eğitimin okullarda öğrettiği Fibonacci sayı dizisi
şeklinde biliyoruz. Ama aslında kendisi gerçekten çok büyük bir matematik dehası ve hani yaptığı başarılı, insanların ne kadar etkilediğini, matematik alanında ne kadar etkin bir isim olduğunu genelde bilmiyoruz ve atlıyoruz. Bu kitapta da Fibonacci hakkında bize etkilediği alanlar, yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veriyor ve Fibonacci sayısının ne kadar düşündüğümüzden ne kadar daha önemli olduğunu bize daha iyi şekilde ifade ediyor. Başka ne yazmışız? Evet, hoca tavsiyesi. Benim Türkçedeki hocam Gizem Hoca'ydı. Gizem Hoca'yı öneriyorum, kesinlikle öneriyorum. Çünkü verdiği feedback ya, hani şimdi sistemi anlatayım, pardon ben sistemi anlatmayayım. Şimdi biz blok yazısını yazdık. Blok yazısını gönderiyoruz, yüklüyoruz sisteme. Bu yüklediğimiz blok yazısından belli bir puan alıyoruz. 10 üzerinden bir puan alıyoruz. Sonrasında bize hatalarımızın hani atıyorum işte hoca bir yerin altını çiziyor diyor ki hani burada böyle bir hata var, bunu düzeltmeye çalış. İşte bunu tekrar bize yolluyor. Biz o hatayı düzeltiyoruz, tekrar yolluyoruz. Hata tamamıyla düzgün şekilde düzeltildiyse ikinci kısımdan da 10 alıyoruz ve hani ilk aldığımız puan, ikinci aldığımız puan toplanıyor. Hani belli bir 17.5 üzerinden belli bir puan alıyoruz. İlki işte, ikinci kısım finali, yani finali en son yüklediğimiz 10 puan, yani 17.5'un 10'unu oluşturuyor. Diğer kısımda 7.5'un işte 10 üzerinden 7.5'a oranlanıyor. 7.5 üzerinden alınıyor, toplanıyor. 17.5 üzerinden belli bir not alıyoruz. Şimdi Gizem Hoca'yı öneriyorum çünkü Gizem Hoca'nın verdiği feedback'ler çok net anlaşılır ve hani ne yapmam gerektiğini çok net anlıyorum. Hani altı çizili yere geldiğim zaman, Gizem Hoca'nın yazdığı notu gördüğüm zaman tamam ben böyle bir hata yapmışım, bu hatayı böyle düzeltmeliyim diye düşünerek hani çok rahat bir şekilde hatamı düzeltip final'ı yükleyip hani final'dan 10 alıyorum genelde. Şu ana kadar zaten 3 tanesini yükledim. Üçünden de final'dan 10 aldım. Sonucunun final'ı henüz okunmadı bu videoyu yüklediğim zaman. Hani inşallah ondan da 10 alırız. Ama dediğim gibi ya bu da 10 almamın sebeplerinden birisi Gizem Hoca'nın gerçekten çok iyi bir şekilde feedback vermesi. Hani hatamı tak diye söylüyor hani. Ve nasıl düzelteceğim konusunda da bana ipucu veriyor. O şekilde hatamı düzeltip daha doğru bir blok yazısı yazıp diğer blok yazılarında o hatalara değinmemeye, o hataları yapmamaya çalışıyorum. Ve hani puanlamasını da ben Gizem Hoca'nın oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde yani puanlama da önemli, yani Türkçe de önemli bir ders. 2 kredilik ders yani. Şimdi şimdi burada da şöyle bir puanlama var. Her dersin şimdi 100 üzerinden belli bir not alıyoruz. Sonra bu aldığımız 100 üzerinden not A, B, C, D, F diye harf notlarına dönüştürülüyor. Bu harf notları ortalamayı etkiliyor. Mesela şöyle örnek vereyim. Bizim şu an bu video çekimi. Bizim mesela kalkülüste eğer ortalamanız midterm'ler, ev ödevleri, quizlerden falan eğer 80-100 arasındaysa aldığınız puan A alıyorsunuz. A da zaten en yüksek not, 4'e tekabül ediyor. Yani bu şekilde anladım. Hani mesela 85 alan da, evet yazamadım. 85 alan da A alıyor, 95 alan da A alıyor. Bu şekilde şimdi Türkçe'nin A aralığı da 95 ile 100 arası. Hani çok dar bir aralık. Şimdi bu da 80 ile 100 arası 20 puanlık bir aralık ya. Bu da çok dar bir aralık var. O yüzden Türkçe'den ne kadar yüksek not alırsanız o kadar iyi sizin için. Çünkü dediğim gibi hani aralığınızda yüksek bir puan alma ihtimaliniz düşüyor. Bir de F notunun altına düşmemeniz gerekiyor. F notu da dersten derse değiştiği için kritik. Evet, Türkçe konusuna değindik. Türkçemizi Türkçeden başarılı bir şekilde bahsetmiş olduk. Şimdi geçelim İngilizceye. Şöyle tikimizi koyalım, Türkçeden bahsettik. İngilizce. Şimdi İngilizce'de bizden belli başlı sorumluluklarımız var. Daha doğrusu tasklarımız var, görevlerimiz var. Bunları yapıyoruz. En sonunda da bir tane final sınavına giriyoruz. Şimdi bu görevler, academic response, iki tane writing, iki tane essay yazıyoruz. Essay değil, iki tane academic writing yazıyoruz. Bakın, Türkçe'de blog, İngilizce'de academic writing. Tahmin ediyorsunuzdur bunların sırasının niye böyle olduğunu, ta biraz önce değindiğim konuda. Akademik yazmak benim için daha zor bir şey. Çünkü kişisel fikir koymamam gerekiyor. Ve hani İngilizce bir şekilde kişisel fikir koymadan yazmam gerekiyor ki hazırlıkta maalesef genelde biz biraz daha kişisel fikir ağırlıklı yazıyorduk. Hani yine koymayın diyorlardı ama hani nasıl yapacağımız anlatılmıyordu. Burada anlatılıyor ama hani
direkt geçiş zor oluyor şimdi. Ondan dolayı akademik writing yazmak zor. Ve mesela Türkçe'de blog yazısı 1000 kelimeyken İngilizce'deki akademik yazımızın 500 kelimeyken Türkçe'de İngilizce'de akademik yazımızın bizden 800 ile 1000 kelime arası olması bekleniyor. Ki bu bayağı yüksek bir aralık. Bir tane sunum yapıyoruz, bir tane discuss yapıyoruz, bir tane de kendimizi değerlendiriyoruz. İkinci writing'imizi kendimiz değerlendiriyoruz. Hani puan hoca veriyor da hatalarımızı, iyi yaptığımız şeyleri falan kendimiz değerlendiriyoruz. Bunlardan belli bir puan alıyoruz. İngilizce'de önemli olan konulardan biri her hocanın kendine ait bir topiği var. Atıyorum mesela biz daha çok doğa olaylarından, environment, hani ya doğanın kirletilmesi, işte iklim değişikliği tarzı konulara değiniyoruz. Bizim hocamızın konusu bu. Başka bir hocanın konusu mesela tarihi eserler, başka bir hocanın konusu tarihteki savaşlar tarzı. Hani her hocanın kendine ait konuları var. Bu konularla ilgili bize makaleler veriliyor. Biz derste bu makaleleri okuyoruz, notlar alıyoruz. Zaten bu akademik yazıları da bu makaleleri kullanarak yazıyoruz. Atıyorum ben mesela İngilizce dersinde ben tarihi eserler hakkında akademik yazı yazamam. Çünkü bizim konumuz doğa. Doğa olayları. O yüzden biz doğanın kirletimiz falan. Mesela yapay adalar, artificial island'dı mesela. Akademik yazımızın ikincisinin konusu. Yani o yüzden onları kullandık. Bu şekilde makaleleri kullanıyoruz. İngilizce dersinin en kötü yanı devamsızlığımız 7 saat. 7 saatten fazla devamsızlık yaptığımız zaman effet alıyoruz. Direkt kalıyoruz. Ve 7 saatte yani düşünsenize bir dönem boyunca sadece 7 saat devamsızlık hakkımız var. Ve haftada 5 saat var. İngilizce. Haftada 5 saat. Haftada 5 saat İngilizce dersiniz var. 1 saat spare hour var. Spare hour kavramına çıkın. Spare hour'da hani hoca orada ders yapmayı gerek görse orada ders yapıyor. Gerek görmezse orada dersiniz olmuyor. Yani bu hani ders olmuyor. Ama hoca derse ki ben ders yapacağım dersiniz oluyor. Şimdi haftada 5 saat dersin olduğu bir dersin devamsızlık hakkının sadece 7 saat olması biraz üzücü ve can sıkıcı bir durum. Bilkent Üniversitesi İngilizce dersimize çok sıkı bir şekilde devam etmemizi ve İngilizcemizi çok iyi seviyelere getirmemizi istiyor. Bundan dolayı var bu. İngilizce'deki hocam Heather çok pozitif, çok cana yakın, çok sıcakkanlı bir hoca. Topik işte biraz kafa karıştırıcı. Mesela benim için topik biraz sıkıntı. Ben çünkü environmental olaylar, hani doğal olaylarla ilgili yazılar yazmayı veya okumayı yani çok ilgimi çeken bir konu değil. Ben mesela tarihi tercih ederdim. Keşke hani ama işte bilmiyorsun yani hangi hocanın tarih şeyi var. Üst sınıflardan tanıdığın olması gerekiyor tarih topiği olan bir hocayı. Hani hocanın dersine girmiş birini falan ya da duymuş olman gerekiyor. Hani ben değiştirmedim hani bana verilen hocadan girdim. Heather'dı. Hani çok pozitif, çok cana yakın bir insan. Çok iyi bir öğretmen. Gerçekten çok iyi bir hoca. Çok anlayışlı aynı zamanda. Çok destekleyici de bir hoca gerçekten. Yani eğer bu konuyla ilgili, doğal olaylarla ilgili probleminiz varsa Heather'ı tercih edebilirsiniz hocalarda. Kesinlikle pişman olmazsınız ama dediğim gibi bu konuyu sevmiyorsanız işiniz biraz zor olur. O yüzden konuyu sevmiyorsanız tercih etmeyin ama konuyu seviyorsanız kesinlikle tercih etmeniz gereken iyi bir öğretmen olduğunu düşünüyorum. Şimdi geçelim artık gerçek. Gerçek doğru tanım olmadı da daha çok matematiksel sayısal derslere. Kalkülüs. Yani kalkülüs derslerini internette arattığınız zaman karşınıza çıkıyor. Herhangi bir yerden duymuş olabilirsiniz, görmüş olabilirsiniz. Kalkülüste biz limit türev integral görüyoruz. Hocam biz zaten limit türev integrali 12'de gördük. Evet sen fonksiyonları 9'da da görüyorsun, 10'da da görüyorsun, 11'de de görüyorsun, 12'de de görüyorsun. Aynı şey. Sadece ufak tefek eklemeler oluyor ve bu hani eklemeler çok üst boyutlarda eklemeler değil ama bazı alanları biraz üst boyut oluyor. Yani mesela limitte çok farklı bir ekleme yok. Limit 12. sınıf limitiyle hemen hemen aynı. Türevde işte türevin uygulamaları konusuna dair sorular biraz daha zorlayıcı, biraz daha düşünmeyi gerektiren sorular oluyor. Bu biraz kafa karıştırıyor. Ama integraldeki bazı kısımlar gerçekten beni çok zorladı. Özellikle hacim kavramı integraldeki. Şimdi biz hacim kavramını 12. sınıfta gördük mü görmedik mi tam net hatırlamıyorum ama mesela hacim kavramındaki disk metodu var. İşte disk metodunda işte hacim eşittir diyorsun. Pi diyorsun. İntegral alıyorsun. A'dan B'ye f fonksiyonunun karesi. Şimdi dx. Şimdi yani
Şimdi bu düşündüğünüz basit bir fonksiyon gibi de değil ya. Bu şu anlama geliyor. Hani benim bir tane fonksiyonum, benim bir tane fonksiyonum var diyorsun. İşte şöyle, işte şu aralıkta a ile b. Ben bu alanı bulmak istiyorum. Bu alanın hacmini bulmak istiyorum diyorsun. Yani diyeceksiniz ki hocam burada bir hacim yok. Evet, hacim yok. Niye? Çünkü ben diyorum ki sonra ben bu gördüğüm fonksiyonu x ekseni etrafında döndürüyorum. Yani şu şekilde bir şu şekildeki bir fonksiyonu şu şekilde döndürerek bir hacme sahip belli bir şekil oluşturuyorum ve bu şeklin hacmini ölçmeni istiyorum senden. Şimdi bu 12. sınıfta var mı? Varsa ben hatırlamıyorum. Varsa da bu kadar zor değildi. Hani integrali, kalkülüsün integrali bence zor. Ama limit türevi kısmı çok zor değil. Gerçekten yapılabilecek kolay seviyede. Hani Bilkent adına ben şimdi Bilkent'inki yine diğer üniversitelerden biraz daha zor. Bu da hani internete girip baktığınız zaman zaten görüp anlayabilirsiniz. Hani diğer üniversitelerden daha zor ama yine çok zor değil. Çünkü hani limit ve türev hani ne kadar zor olabilir demeyeceğim. Çok zor olabileceğini biliyorum. Ama çok zor sormuyorlar limit ve türevden. Ama integralin bu kısmı olsun, işte değişken değiştirme olsun, işte atıyorum şey tarzı işte 2x eşittir u diyorsun mesela. 2x çok kötü bir örnek oldu. X kare eşittir u diyorsun. İşte 2x eşittir du oluyor falan. Hani değişken değiştiriyorsun. Sonra tekrar integralin içine yazıyorsun falan. Bir ton olay. Şimdi tabii bu kolay bir değişken değiştirme. Bizim ders yaptığımız değişken değiştirmeler, midterm'de çıkan değişken değiştirmeler daha zor. Şimdi şey değineyim. Ne diyeceğiz? Midterm'e. Diğer derslerin midterm olmadığı için oralara değinmiyorum. O da daha çok ödev tarzı bahsettiğim gibi. Şimdi kalkülüsün midterm'ü. İki tane midterm, bir tane final olduk. Midterm'lerde, finale daha girmedik. Finaller daha sonra. Finaller 1-2 hafta sonra. O zaman da final haftaları, finallerle ilgili bir video gelir de. Midterm'lerde toplam her midterm, birinci midterm 4 soru soruluyor ve 100 dakika veriliyor. İkinci midterm için de 4 soru soruluyor, 100 dakika veriliyor. Zaten üniversitelerdeki sınav sistemi biraz daha budur. Hani daha az soru, daha çok süre. Niye? Çünkü sorular hem daha zor hem de daha detaylı bir çözüm isteniyor sizden. Hani özellikle mesela matematik kalkülüs midterm'ini sorunun sonunda şöyle bir açıklama yazıyor işte. Hani, detaylı bir şekilde cevabınızı açıklayın. Detaylı açıklaması olmayan cevaplar okunmayacaktır, doğru kabul edilmeyecektir yazıyor. Yani test çözmek gibi değil diye yani cevabı buldum, A işareti geç değil. Adım adım hani o ödevi hiç bilmeyen birisi okuduğunda senin yaptığın her şeyi, yaptığın her adımı görmeli. Hiçbir adım atlamaman lazım. Adım atladığın zaman puan kırılıyor ve hani adım atlamayı geçen bir şeyi yazmadığın zaman da puan kırılıyor. Ve hani bu biraz da alışık olmadığımız bir şey olduğu için mesela limit sorusu soruluyor. İşte limit sorusunun cevabını direkt yazamıyorsun. Hani limit bilmem ne diye hani detaylı bir cevap yazman gerekiyor. Yoksa puan kırılıyor. O açıdan kalkülüs biraz zor. Quizler. Her hafta bir tane quiz oluyor. Şimdi Bilkent'te bazı dersler işte hani şey oluyor. Şimdi mesela kalkülüs dersini 5-6 farklı hoca anlatıyor diyelim. 6 farklı hoca başka sınıflara giriyor. Bu 6 hocadan birisi şey oluyor. Kalkülüs dersinin koordinatörü oluyor. Hani midterm'leri bu belirliyor falan. Hani o hocalar bazen şey diyor işte hani öğretmenler hani arkadaşlar istediğin hani quiz sınırı koymuyoruz ama minimum 10 tane quiz yapmanızı istiyoruz sizden diye. Şimdi kalkülüste biz ilk 3 hafta yaklaşık quiz olmadık. 3. haftada 4. haftadan itibaren her perşembe günü bir tane quiz oluyorduk. Quizler çok zor mu? Bence değil. Yapılabilecek seviyede. Orada da işte quizlerde hocadan hocaya değişiyor işte. Bizim hocanın quizleri gerçekten yapılabilecek seviyede. Şimdi bizim hoca demişken o zaman öğretmene değineyim. Benim kalkülüs dersimdeki hocam Ali Sinan Sertöz. Ali Hoca mükemmel bir hoca. Hani mükemmel bir öğretmen. Kalkülüsü mükemmel anlatıyor. Kalkülüsü mükemmel anlatmasını geçti. Mükemmel bir insan. Aşırı eğlenceli, aşırı pozitif. Hani ders anlatımı olsun, ders işleyişi olsun, çözdüğü sorular olsun, öğrenciyle iletişimi, yaklaşımı olsun. Hani dersten sıkılmıyorsunuz. Hani dersteyken sizi dersin içine çekiyor ve hani bu güzel bir şey ya. Bunu yapmak kolay değil çünkü anlattığı konular bir yerden sonra sıkıcı gelmeye başlarken hoca iyi anlattığı için eğlenceli geliyor. Aynı zamanda Ali Hoca'nın Google web sitesi var. Google'a Ali Sinan Sertöz yazarsanız görürsünüz. Sitesine gidip orada videoları var.
Yazdığı kitaplar var ki çok güzel kitaplar. Videolarını kesinlikle izleyin. Kitapları imkanınız varsa alın okuyun. Makaleleri, röportajları falan var. İngilizce röportajı var kendi hayatı hakkında. Onu çevirip okuyabilirsiniz ya da İngilizce okuyabilirsiniz. Orada quizleri, midtermleri, her şey var. Ve hani çok güzel bir web sitesi. Ali Hoca aynı şekilde çok iyi bir kariyere sahip bir hoca. Gerçekten çok iyi bir kariyeri var. Ama en önemlisi benim açımdan mükemmel bir ders işleyişi, mükemmel bir insan. Hani eğer kalkülüs ders alıyorsanız ve alma imkanınız varsa Ali Sinan Serhat Özden alın. Kesinlikle Ali Sinan Serhat Özden alın. Hani diğer hocalardan memnun olanlar da vardır, memnun olmayanlar da vardır. Ama ben şu ana kadar hani Ali Hoca'dan çok şikayetçi olan bir öğrenci görmedim. Ve hani benim tavsiyem kesinlikle Ali Sinan Serhat Özden alın kalkülüsü. Haftada 4 saat kalkülüsümüz var. Pazartesi ve Perşembe günleri olmak üzere. Yani gayet yeterli zaten 4 saat. Gayet yeterli yani. Hani, bu bahsettiğim limit ve integrali anlatmak için. Haftada 4 saatten 12 haftamız sanmamız lazım. Kalkülüsün en güzel yerlerinden de devamsızlığımız yok. Hani, isterseniz derse gidin, isterseniz gitmeyin. Yani devamsızlık alınıyor ama hani devam zorunluluğu yok. Hani belli bir sınır yok ama orada da sanırım işte üniversite veya yok. İşte hani sen niye derse gitmiyorsun, hani o üniversiteyi bıraktın mı tarzı şeyler olabiliyormuş. Hani gitmek istemiyorsanız gitmeyin ama hani bu konularda başınız ağrıyabilir. Bir de hani tam evde açıp çalışabilirsiniz de yani bir yerde de gitmeniz gerekiyor. Çünkü hocanın dersi çözdüğü örnekler midtermlerde çıkanlara benzer örnekler. Hani o yüzden midtermlerde ne çıkacağını dersi dinleyerek daha iyi hazırlanabiliyorsunuz. Aynı zamanda da quizlerden not almanız gerekiyor. Çünkü bu quizler biraz önce bahsettiğim o harf kısmındaki hani 80-100 aralığı demiştim ya. O 80-100 aralığındaki %10'luk kısmında mesela quizler oluşturuyor. Midtermler 26-26, final de 26 olmak üzere. Quizler ve ev ödevleri de %10'luk dilim olarak 26,5 bu arada ona. 26 işte 26-33. Hani 100'e tamamlanıyor. Kalkülüs de bu şekilde. Fiziğe geçelim. Fizik benim için zor bir ders. Fizik çok severim fiziği çözmeyi veya çözebilmeyi çok isterdim. Ama hani çok başarılı değilim fizik alanında ve dersinde maalesef ki. Çok başarılı olmayı çok istedim ama yok yani hani nasıl diyeyim, fizikçi gibi düşünemiyorum. Kavramlar biliyorum, formüle biliyorum ama hani bir problemle karşılaştığım zaman rahat bir şekilde çözemiyorum. O yüzden fizik benim için biraz zor bir ders. Aslında hani fizik kalkülüsünün üzerine gelebilir çok öğrenci için ama benim için maalesef dediğim gibi hani fizik benim zorlayan bir ders. Şimdi fizikte biz ne görüyoruz? Newton'un hareket yasaları, klasik F eşittir MA işte veya mekanik konuları, atışlar işte hani diyor bir tane işte şöyle işte atış işte hani şuradan bir topu attım ben işte bu şekilde buraya çarptı işte klasik atış işte veya işte bir kütle var ben bunu F ile çekiyorum işte ivmesi falan filan tarzı momentum falan hani klasik 11. sınıf fiziği hatta hani 12. sınıf fiziği de yok. Direkt 11. sınıf fiziği. Mekanik. Daha çok mekanik ve Newton'un hareket yasaları üzerine bir ders. Midtermler, fizik midtermlerinde 4 soru 120 dakika. 4 soru için 120 dakika veriliyor. Süreler yeterli mi derseniz bence gayet yeterli yani. Hani, zaten çözebiliyorsan, çözüyorsun, çözemiyorsan kağıtı direkt verip çıkıyorsun. Midterm'in zorluk seviyesi. Ya birinci midterm çok kolaydı ama bu da şöyle bir problem çünkü üniversite sınav sistemine alışık olmadığınız için birinci midterm'ler biraz kafa karıştırıcı gelebiliyor. Hani lisede böyle bir sınav sistemi yok çünkü bizde ve hani daha önce karşılaşmadığım bir sınav sistemi. Bir de bir sene hazırlık okuduğum için sayısal anlamdaki bilgim biraz azaldı özellikle fizik adına. Bir de bizde fizik şöyle şimdi. Bazı birçok üniversitede ve 12. sınıfta biz formüle ediliriz. Soruda rakamlar verilir, biz formülleri yazarız. Bilkent'te o yok. Bilkent'te rakam çok az. Bizden genelde cevapları nasıl diyeyim, başka şekillerde bulmamız isteniyor. Hani atıyorum sana diyor ki işte V hızı kaçtır diyor bir soruda atıyorum. V hızı bir anda hani kök sinüs x bölü işte y artı 3 falan geliyor hani. Y artı 3 de gelmiyor. Y artı k geliyor. Hani sin x, y, k hani bundan sonra da tanımlanmış şeyler ama rakam yok. Hani senin birkaç formülü birleştirip değişik kısımlar bulman isteniyor. Değişik şekilde bulman isteniyor. Sorunun tarzına bulman isteniyor. Veya sana işte diyor ki
alfa açısı kaçtır diyor. İşte normalde biz 30, 40, 5, işte 60 civarı bir şey beklerken alfa açısı bir anda işte şey geliyor. Ak, tanjant, işte x artı k bölü kök g falan geliyor. Hani ya bu ne? Hani anladınız mı? Biz genelde daha rakamlarla daha zor cebelleşirken bir anda karşına böyle sonuçlar, böyle sorular gelince bir bocalıyorsun. Birinci midterm'de. İkinci midterm daha zor. Ama tabii ikinci midterm notum birinci midterm notumdan daha yüksek. Bunun sebebi de dediğim gibi daha alışmış oluyoruz. Ama kolay değil. Zor. Midterm'lerde zor. Şimdi değineceğimiz konu. Fizik hocam. Özgür Oktel. İnanılmaz bir kariyer. Google'a girip bakarsanız zaten görürsünüz. Sahip olduğu kariyer inanılmaz. İşte ODTÜ elektrik elektronik bölümü, aynı anda fizik ana dalı işte birincilikle bitirme, MIT'de yüksek lisans, Ohio'da işte akademisyenlik falan. Wow, hani hani birçok insanın hayal gücünü zorlayan şeyler. Hani Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne ODTÜ'ye giriyorsun, elektrik elektronik mühendisliğine, işte fizikten çift ana dal yapıyorsun, işte birincilikle bitiriyorsun. Üzerine MIT, hani dünyanın en iyi üniversitelerinden birinden yüksek lisans yapıyorsun. Üzerine Ohio Üniversitesi'nin akademisyen olarak çalışmaya başlıyorsun. Sonra da Bilkent Üniversitesi'ne geliyorsun. Hani internette araştırırsanız kendi röportajlarını görürsünüz. Kendi bilgilerini görürsünüz. Kariyerini kendiniz okuyabilirsiniz. İnanılmaz bir kariyer ya. Hani gerçekten çok büyük bir kariyer. Ders anlatış şekli. Şimdi Özgür Hoca çok iyi bir insan. Çok pozitif, çok neşeli, hani o klasik hayattan soğumuş fizikçi imajı yok. Şimdi genelde fizikçiler böyle hayattan soğumuş negatif insanlar oluyor ama Özgür Hoca öyle değil. Özgür Hoca çok pozitif, neşeli, etrafta gülümseyerek gezen, hani bazen kampüste görüyorum işte, hani mutlu mutlu gülümseyerek geziyor etrafta. Hani bu bile çok hani hocaya karşı pozitif etki oluşturuyor size. Çünkü çok pozitif ve neşeli. Çok iyi bir hoca. Hani gerçekten çok iyi bir hoca. Sohbeti olsun, anlayışı olsun. Derste bazen espriler yapıyor işte, hani böyle bazen komik oluyor, bazen komik olmuyor. Farkında bazen komik olmadığının esprilerinin de. Hani bu konuda da kendi esprileri üzerine de şaka yapabilen bir insan. Şimdi bu da çok önemli bir özellik. Kendisinin esprileri hakkında bile şaka yapabiliyor. Hani gerçekten çok iyi bir hoca. Hani ben bir hocayı sevmezsem gerçekten övmem. Hani bahsetmezdim eğer. Bahsedeceğim hocaları gerçekten sevmeseydim ve önermeyecek olsaydım bahsetmezdim, inanın bana. İsim vermeden geçerdim. Yani gerçekten çok iyi hocalar, o yüzden bahsediyorum. Şimdi Ali Sinan Hoca mesela kalkülüsü beyaz tahtada anlatırken Özgür Hoca tablet kullanıyor, tabletin üzerine yazıyor, onu işte projeksiyona bağlıyor, biz projeksiyondan görüyoruz. Teknolojiyle de iç içe bir hoca, yani gerçekten teknolojiyle iç içe. Hani midterm kağıtlarını göstermek için ofisine gittiğimizde, hani ofiste görüyorduk kağıtlarımızda ne yaptık ne yapmadık diye. Biz kağıtlarımızı kontrol ederken oturmuş kodlama, kod yazıyordu falan. Hani teknolojiye çok iç içe ve ders anlatışı çok iyi. Hani fizik formüllerinde ezbere işte F eşittir MA. Hani, tamam, momentum işte MV tamam. Hani ama bunların geliş şekilleri işte veya işte V eşit işte yol X eşittir V çarpı T alınan yol çarpı zaman, eğer ivme yoksa işte. Veya ivme varsa işte VT artı 1 bölü 2 AT kare. Hani bu formülleri mesela ben niye şu an formülleri söylerken zorlandım? Çünkü hoca da derste bize formül ezberletmiyor. İşte yolun türevi işte X'in yani yolun T'ye göre, zamana göre türevi V'yi yani hızı veriyor. Hızın zamana göre türevi ise bize ivmeyi veriyor. Ben bunu niye lisede öğrenmedim? Bunu ben üniversitede Özgür Hoca'dan öğrendim. Şimdi niye ben bunu lisede öğrenmedim? Bir tuhaflık var. Şimdi bunun tam tersi de demek ki işte A'nın integrali V'yi, işte şu anın iki tarafının integralini alırsak V'yi, bu arada iki tarafının integralini alırsak X'e ulaşıyoruz. Demek ki üstten aşağıya türevli, aşağıdan yukarı integralle geçebiliyorum. Ben niye bunu üniversitede öğrendim de lisede öğrenmedim? İşte bu da bir eğitim sistemi sorgusu var. Özgür Hoca işte bu şekilde öğretiyor, anladınız mı? Hani formülü ezberletmeyi çok fazla ezberletmiyor. Daha çok bu şekilde limit türev integral alarak hani aşama aşama gidiyorsunuz. Formülü ezberleyin, formülü direkt uygulayın yok. Zaten formülü ezberleyin, formülü direkt uygulayın sorularda yapamıyorsunuz. Dediğim gibi hani
alfa çeşitleri, teta açısını soruyor. Teta açısı A tanjant, işte K bölü G falan çıkıyor. Hani yani. Şimdi bunu formül ezberleyerek yapmak gerçekten çok zor. O yüzden hani kendiniz bir şeyler çıkarmanız gerekiyor. Bu da dersin işleyişini güzelleştiriyor aslında. Çünkü kendin keşfettiğin zaman daha akılda kalıcı oluyor formül ezberlemektense. O yüzden Özge Hoca'nın ders anlatışını da inanılmaz beğeniyorum. Bu açıdan hani fiziği bu şekilde anlatmak bence en doğru olanı ve olması gerekeni. O yüzden çok güzel. Mesela çok kontrol ediyor. Mesela fizikteki soruların cevaplarının birimini kontrol ediyor her soruda. Şimdi bu çok önemli bir şey. Genelde bu hani teta eşittir işte bir şeyler çıktığı zaman birimleri kontrol ettiğiniz zaman birimler uyuşmuyorsa hata yaptığınızı anlayabiliyorsunuz. Hani atıyorum sol tarafta işte metre çıktı birim. Sağ tarafta metre bölü saniye çıktı. Ha, demek ki sağ tarafta ben yukarıda bir yerde bir tane daha saniye olmalı ki saniyeler birbirini götürsün. Metre eşittir metre kalsın. Ha, demek ki bir yerde hata var deyip hatanı anlayabiliyorsun. Birimleri kontrol ederek hatayı anlamak mükemmel bir şey şimdi. Ya bunları daha önce ben fizikte duymadım, görmedim. Belki de üniversitede böyle anlatılması gerekiyordu. Ama üniversitede de ben her hocanın böyle anlatmadığını duydum, biliyorum. Başka üniversitelerdeki arkadaşlarımla. bizim üniversitede böyle. Özge Hoca da böyle galiba. Özge Hoca, yani bizim üniversitenin anlatım sistemi yüksek oska böyle. Özge Hoca da bunu çok iyi yapıyor. O yüzden fizik 101 dersi veya fizik herhangi bir ders alıyorsanız Özge Hoca kesinlikle ders almanız gereken hocalardan birisi. Ve önerim kalkülüsün de fiziğin de hocalarının Ali Sinan Serhat Özge Okdel'i bir araştırın. Bir kariyerlerini görün, ne kadar deneyimli hocalar olduklarını bir kez daha görmüş olun. Hayran kalacaksınız. Yani eğer böyle hikaye hani bu tarz insanlardan ders almanın verdiği de ayrı bir mutluluk var. Hani hocanız inanılmaz kariyerli insanlar oluyor. O da size artık atıyor. Fiziğe ben tık attım da fizikte değinmediğim kısımlar varmış. Özgür Hoca ile ilgili negatif değil ama bir yerde beni zorlayan bir şey. Her hafta 2 quiz yapıyor. Yani her hafta 2 quiz, 12 haftadan 24 quiz yapıyor arkadaşlar. Çok yüksek bir rakam. Ve bu çek gerçekten çok boğuyor. Çok yorucu. Ama şu açıdan iyi. Şimdi buna bu açıdan bakarsanız çok negatif. Ama bu quizle sizin hatalarınızı görmeniz, soruların çözülüş yollarını anlamanız ve kendinizi geliştirmeniz adına ve midterm'de düzgün yapmanız adına inanılmaz iyi şeyler. YKS'nin anahtarı diye bir video çekmiştim. O videoda quizlerin, denemelerin bizdeki yanlış kullanımından, denemelerin bir sıralama ölçütü olduğundan, aslında denemenin bir eksik ve hatalı kısım algılama olması gerektiğinden bahsetmiştim. Quizlerin de aynı şey olduğunu söylemiştim. Ve fizikteki bu quizler sayesinde biz bunu yapabiliyoruz. Hani hoca da solution'ları çözmeye yüklediği için veya bize verdiği için biz de hani nerede hata yaptığımızı da görüyoruz. Ne yaptığımızı da görüyoruz. Ya, o yüzden bu kadar quiz olması gerçekten çok yorucu. Bilkent zaten yorucu bir okul. Yani bu kadar quiz daha da yoruyor insanı. Ama bu quizler sayesinde hatalarımı görüp daha iyi bir fizik alanında daha başarılı olabiliyorum. O yüzden hani şikayetçi değilim. Başta çok şikayetçiydim. O ayrı bir konu. Ama şu an şikayetçi değilim. Bu kadar quiz olmaktan memnunum. İnanın bana memnunum. Ki yani bunu çok çalışkan bir insan değil, biraz daha tembel bir insan olarak söylüyorum. Bu kadar quiz olmaktan gerçekten memnunum, çok faydasını görüyorum. O yüzden bunu da negatif bir nokta olarak değinmeyeceğim. Fizikte haftada 3 saat dersimiz var, 1 saat spare hour'umuz var. İşte hoca istiyorsa yapıyor, istiyorsa yapmıyor. 3 saat dersimiz, 3 saatte fizik labımız var. Labda da 2 haftada bir laboratuvara gidiyoruz. Labda da deneyler yapıyoruz. İşte hareket, momentum, işte enerji tarzı deneyler yapıyoruz. Hatta lab projesi yapmıştım bir tane periyot, sarkacın periyodu ile ilgili. Onu da şuralardan bir yerden veya kanaldan bulabilirsiniz. Videoyu isterseniz izleyebilirsiniz. Bu şekilde lablarda da projeler yaparak 2 haftada bir gidip birer proje yapıyoruz. Projeden önce de quiz var. Bu da quiz yoğunluğu. Kalkülüste bir tane, fizikte 2 tane, bir de labında var 3 tane. Labdan önce işte quiz oluyor, sonra ölçümleri falan yapıyoruz. Güzel yani, eğlenceli. Fizik laboratuvarımız da çok eğlenceli. Devamsızlıkta %70 devam zorunluluğu var. Yani %70 derslere devam etmek isteniyor. %70'in altına düşersek FZ alıyoruz. FZ de, şimdi F'le de kalıyorsunuz, FZ'le de kalıyorsunuz. Ama FZ'le kalmak daha kötü. Çünkü iki kez, yanlış mı da iki kez FZ'le kalınca ya burs kesintisi oluyor ya dismiss oluyorsunuz aynı dersten iki kez FZ'le kalınca. Böyle bir problemi var ve hani FZ'de kalmak daha negatif
diyebiliyorum. Daha başka etkileri de var diyebiliyorum. Hatta finale giremiyorsunuz. Zaten F set aldığından finale giremiyorsun. Finale giremeyince zaten o dersi ya yok. Mümkün değil, geçemezsin. Yani imkansız bir şeye dönüşüyor. Evet. Şimdi gelelim başımızın belası. Soyut matematik. Bilkent'in bence en zor dersi. Hani her bölümün kendine ait bir zor dersi vardı. Matematik adına bence şu ana kadar gördüm. Hani ileride daha zor dersler görebilirim ama hani soyut matematik gerçekten çok zor bir ders. Niye? Şimdi soyut matematikte biz matematiksel ispat öğreniyoruz. Şimdi matematiksel ispattan kastım ne? Şimdi birçok hepimiz şunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? 2 artı 1 eşittir 1 artı 2 değil mi? Yani 2 ile 1 yaklaştı da eşit çünkü niye? Yani 3 eşittir 3 değil mi? Ama bunun ispatı böyle değil. Bunun ispatı 8-9 hamlede yapılıyor. Ve bunun sonucunda 8-9 hamlede ispatı gerçek cevaba ulaşıyorsun. Bunun ispatının 8 hamlede, 9 hamlede olduğunu düşünün. Bunun gibi bir sürü şey olduğunu düşünün. İşte mesela pigeonhole principle diye bir şey var. İşte bir şeyin birebir fonksiyon olmadığını söylüyorsun. İşte yani birebir fonksiyon nedir? Tanım kümesindeki her yer diğer kümesinde bir değere gider. Her şey sadece bir kümeye gider. Ama şimdi şöyle düşünün diyorlar. İşte 8 güvercinin var, 7 tane güvercin evin var. Her güvercin bir eve gitmek istiyor. Güvercin sayın, güvercin evi sayından fazlaysa bir güvercin, yani bir yuvada 2 güvercin olmalı. Bu da birebir olmadığının kanıtı. Matematiksel ispatlar, matematiksel bildiğimiz şeylerin ispatları, çözümleri. Eğer geçmişte bu bölüme başlamadan önce matematik olimpiyatlarına hazırlanmadıysanız, ispat yöntemlerini hiç araştırmadıysanız, bu konularda herhangi bir fikriniz yoksa, bu konularla ilgili bir düşünceniz yoksa, bir konuya hakim değilseniz ciddi problemler yaşıyorsunuz çünkü gerçekten çok zor geliyor. Ben gerçekten çok zorlandım bu dersi yaparken. Çünkü dediğim gibi hani kavrama çok garip. Yani şaşırtıcı. Midterm'lerinde 5 soru 120 dakika. 5 sorumuz var, 120 dakikamız var. İkinci midterm açıklanmadı. Birinci midterm'de şöyle bir olay var. Birinci midterm açıklandı. Hoca gönderdi. Not dağılımını gönderdi. Not dağılımına bakıyorum. İlk başta not dağılımına baktığımda anlayamadım. Çünkü 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12 tane 0. Sonra 8, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 8 tane 2. Sonra 8, 8, 8, 8, 8, 0, 2, 8. Sınav 10 üzerinden değil, sınav 100 üzerinden. Ve sınav 100 üzerindeyken ben orada 12 tane 0, 8 tane 2, 5, 6 tane de 8 gördüm. Bu bence dersin ne kadar zor olduğu ve insanların ne kadar zorlandığı konusunda size bir fikir veriyordum. Çünkü yani atıyorum diğer derslerde insanlar işte 50, 60, 70, 80, yani en düşük 40, 30, en düşük 30 civarı alırken bu derste en düşük not 0. Yani sıfır ya. Ve hani boş kağıt vermeden sıfır alan bildiğim var. Yani kağıt boş değil ama not sıfır. Yani genelde o çok olmamış. Genelde boş kağıtlar sıfır olmuş. Bir şeyler çabalayan yani full dolu kağıt verenleri genelde 2 vermiş ya. Hani doğru değilse hani en azından 2 puan çıkan. Yani bir şey verelim diye galiba anlamadım. Ama hani bu dersin zorluğu açısı. Bunu dersin size ne kadar zor olduğunu anlatmak açısından bir fikir olsun. Geçmişte bu konulara alıştıysanız gerçekten zor. Ödevler işte şimdi bu dersin bir de şöyle bir olayı var. Yani sadece matematikçiler alıyor. O yüzden tek sınıf var. Ve her sene bu dersi veren öğretmen değişiyor ve öğretmenin öğretmeni dersin anlatımı konuları işleniş sırası işlenişi de değişiyor. Hani o yüzden bir üst seneden yardım alayım, destek alayım tarzı çok şeyler çok olmuyor. Hani çünkü farklı hocalar değişiyor. Her hocanın kendine ait bir sistemi var. İşte burada ödevlerimiz var. 10 tane ödevimiz var. 10 tane ödevden %10 etkileyecek. 12 tane quizimiz var. En düşük puanlı 2 quizimiz silinecek 10 quiz üzerinden. Bu da %10 üzerinden etkileyecek bizi. Devamsızlık yine yok. Yani devamlılığı yok. Yani isterseniz derse girin, isterseniz girmeyin. Ama hani quizlerden dolayı giriyorsunuz. Çünkü burada da haftada genelde 2 quiz oluyor.
haftada 2 quiz nasıl yetişiyor dersin? İşte 12 quiz 6 hafta. İşte hani 12 haftanın 6 haftası quiz yok. Geri kalan 6 haftası quiz var şeklinde. O quiz olmayan haftalarda genelde işte sınavdan önceki hafta veya bir son, sınavdan önceki ve sonraki haftalar şeklinde genelde dağılıyor. Çok zor. Soyut matematik gerçekten çok zor. Soyut matematik hocamız bizim Özgün Hoca. Özgün Hoca'dan başka dersler almadığım için bir şey diyemem. Soyut matematik adında benim zorlanmamın sebebi Özgün Hoca da değil. Hani hocayı suçlayamam. Özgün Hoca çok iyi niyetli. Gerçekten pozitif bir insan. O da ODTÜ bilgisayar mühendisliği mezunu yanlış bilmiyorsam. Yine Amerika'da yüksek lisans. Yine çok iyi bir hoca. Çok pozitif bir insan. Öğretmeyi çok istekli. Bize gerçekten hani matematikçi olarak bizi yetiştirmeyi çok istekli ve öğretmeyi çok istekli bir hoca. Sadece şöyle bir problem var. Özgün Hoca tahtada anlatıyor dersi. Biz dinliyoruz ama şimdi hoca şey bekliyor. Bizden bizim daha zeki olduğumuzu düşünüyor ya da hepimizin geçmişte bir ispat yöntemiyle uğraştığından veya hepimizin çok zeki olduğunu düşünüp hani biraz hızlı anlatıyor ve hani ben bazen anlamıyorum. Başka arkadaşlarım da anlamıyor. Başka insanlar da anlamıyor. Ama sorduğumuz zaman çok güzel anlatıyor ve anlaşılıyor. Ama işte sormadan anlatmamayı tercih ediyor. Onun sebebi hani anladığımızı düşünerek gidiyor. Orada da işte biraz bizim geçmişten gelen daha iyi bir, daha başarılı olduğumuzu düşünüyor ama biz o kadar şey değiliz. Yani en azından ben veya bazı öğrenci, bazıları gerçekten iyi, onlara bir şey demiyorum. Ama bu şekilde ama yine çok pozitif bir hoca. Özgün Hoca'dan ders alma imkanınız varsa Özgün Hoca'dan da alabilirsiniz. Çünkü ders anlatmayı çok istekli. Hani öğretmeye, öğrencilere bir şeyler katmaya, öğretmeyi çok istekli bir hoca. O şekilde yani Türkçe'de Gizem Hoca'yı öneriyorum. İngilizce'de Hidr Hoca'yı öneriyorum ama dediğim gibi topic yani environment eğer ilginizi çekmiyorsa başka bir hoca seçin. Pertus, Ali Sinan Sertöz kesinlikle hani kapın hani varsa ders alabiliyorsanız tak Ali Sinan Sertöz'den alın kalkülüsü. Fizik Özgü Oktel yine aynı şekilde eğer olanağınız imkanınız varsa tak direkt Özgü Oktel'den alın. Hiç düşünmeyin. Zaten soyut matematiği seçemiyorsunuz. Yani elinizden gelen bir şey yok. Şu kısım gereken bölümlerle de ilgiliyken şu kısım ben sadece matematikçilere hitaben. Hani burada yapabileceğiniz bir şey yok arkadaşlar. Bir üst sınıfınız olarak hani size hani bir şey diyemem. Çünkü hani gerçekten yapabileceğiniz bir şey. Hani birazcık ispat yöntemleri hakkında biraz kendinizi hazırlayın. Derse gelince bir şok yaşamayın. Daha çok yaşayın ya da. O şekilde. Ama şu dersler için dediğim gibi dediğim hocaları öneririm, tavsiye ederim. Seçebilirsiniz. İşte bu şekilde Bilkent Matematik birinci dönemim bu şekildeydi. Tartısıyla acısıyla dönemi bitirmeme 2 hafta kaldı. 2 hafta sonra finallerim var. Yani bu videoyu çektim çünkü bahsettiğim tüm midtermler, tasklar ye bitti. Quizlerim kaldı sadece. Onlar da final için. Yani bu şekilde genel değerlendirme yaparsam matematik bölümü Bilkent'te zor. Ama eğlenceli. Yani gerçekten hani kalkülüs çözmek, fizik çözmek, soyut matematiği ayrı tutuyorum. Kalkülüs, fizik çözmek gerçekten çok zevkli. Türkçe'de o blok yazısı gerçekten size çok şey katıyor. Hani eğer kaliteli şekilde yaparsanız. İngilizce aynı şekilde akademik yazı yazma yeteneğinizi geliştiriyor. Soyut matematik de aslında bir matematikçi için çok önemli ve çok değerli bir ders ama işte çok zor. Bu şekilde umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.